Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Göztepe Mahallesi'nin tamamını ilgilendiren Yeni Mahalle, Anadolu Hisarı ve Göksu Mahallesi'nin bir kısmını, daha doğrusu Göksu Deresi'nin etrafındaki yapılaşmaları ilgilendiren Beykoz-Boğaziçi alanı geri görünüm ve etkilenme bölgesi ikinci etap itirazları kapsamında yapılan plan değişikliğinin 16 Kasım 2021 ile 15 Aralık 2021 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı görülmüştür. Bu planları plan.askı.ibb.gov.tr adresinden görebilirsiniz. İsmi demin okuduğum gibi üzerine tıkladığınızda görebiliyorsunuz. Göksu Deresi ve çevresinin taşkına maruz kalan alanlar olarak belirlendiği ve içerisinde mahalledeki birçok hemşerimizin evlerinin olduğu alanların plana eklenilen taşkına maruz kalan alanlar içerisinde kaldığı görülmüştür. Bu da aşağı yukarı yeni mahalleden 200 tane hanenin taşkına maruz kaldığı anlamına geliyor. Yapılan planlamanın açıklaması en net bu şekilde diyebilirim. Şimdi burada aslında bu 1'e 5000 ölçekli bir plan. 1'e 1000 ölçekli uygulama imar planında buraların detaylarını bizimle paylaşacaklar. Yalnız şu an 1'e 5000'lik planlarda böyle bir paylaşım olmadığı için bir belirsizlik söz konusu. Biz de buna da itiraz hakkımız var. Biz şunu isteyeceğiz. Mevcut nüfus ve yapı yoğunluğu dikkate alınarak bu yapıların yer aldığı yerlerle ilgili olarak mağduriyet oluşturmayacak şekilde 1'e 5000 ölçekli planda konut alanları olarak planlanmasını ve yapılaşma detaylarının belirtilmesini talep ediyor ve plan değişikliğine itiraz ediyorum. Şimdi bu plan değişikliği hangi sokaklarımızı ve hangi mevkileri içine alıyor? Gölbahçe mevkisinin tamamını, oradaki sokakları saymama gerek yok. Gölbahçe'nin tamamı. Sahra Sokağı'nın alt kısımları, Zelal Çıkmazı, hemen altında Kuruçeşme Çıkmazı, Ali Bostan mevki, orada da birkaç sokağımız var, belirtmeme gerek yok. Ali Bostan mevki, Arkboyu Caddesi'nin bir kısmı, Beylerbeyi Çıkmazı. Burada oturan vatandaşlarımız 15 Aralık 2021'e kadar benim önerim itiraz edilmesi yönünde. Bununla ilgili de teknik destek alarak bir itiraz dilekçesi oluşturduk. Burada itiraz eden mahalle muhtarı diyor ama muhtarlığımıza gelirseniz burada adresinizi, TC'nizi, telefonunuzu, isminizi güncelleyip aynı dilekçeyi Büyükşehir Belediyesi'ne verebilirsiniz. Ya da itiraz edecek vatandaşlarımız burada dilekçeyi imzalayıp bana teslim edecekler. Ben 15 Aralık günü, 14 Aralık günü dilekçeleri toptan Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edeceğim. Yani en net şekliyle çok detaya girmeden konuyu zaten anladık. Göksu Deresi ve etrafında taşkına maruz kalan evlerin bu planlar içerisinde belirsizlik içerisinde kaldığı, bunların hani konut alanları olarak değerlendirilmesini veya yapılacak planlarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması yönünde itirazımız olacak. İtirazlarımızı yapalım. Mahkeme sürecinin önünü açmış oluyoruz. Yarın bir gün bir mağduriyet yaşamamak adına itiraz etmenizi öneriyorum. Muhtarlığımıza pazartesi gününden itibaren sizleri bekliyorum. Ben itirazımı muhtarlık olarak yapacağım. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olursa sevinirim.
Hepinize tekrar hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum.